Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar, değerli izleyiciler. Kanalıma sefalar getirdiniz. İzmir'deki evimizin bahçesinden hepinize selamlar, sevgiler, saygılar gönderiyorum. Bugün 19 Mayıs 2020 Ramazan ayında Kadir gecesine geldik. Akşam Kadir gecesi. Hepinizin Kadir gecesini tebrik ediyorum. İnşallah bu gecenin yüzü suyu hürmetine Allah dualarımızı kabul etsin. Hayırlarımızı, oruçlarımızı, ibadetlerimizi kabul etsin. Bu gecenin yüzü suyu hürmetine de hepimize güzellikler, iyilikler, sağlık, afiyet, şifalar versin. Ortalık düzgünlüğü versin. Ülkemize, milletimize, vatanımıza birlik, beraberlik, düzen versin, sağlık versin. Virüs de def olup gitsin. Dileklerimizi, dualarımızı edelim inşallah arkadaşlar bu gece. Kadir gecesi çok değerli. Gerçekten çok değerli bir gece. Kadir gecesi Kur'an-ı Kerim'in gökten Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'e, son Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirildiği gece diye biliniyor. Aslında bayrama 10 gün kala Kadir'i arayın demiş Efendimiz de, böyle bir şey de söylemiş. İnşallah hepimize hayırlar getirsin. Sağlık, mutluluk, huzur getirsin. Hepinizin ne dilekleri varsa Rabbim kabul etsin. Dualarımızı kabul etsin diyorum arkadaşlar. Bu gece ben kendi adıma diyeyim, çokça bolca Allah'ıma yalvaracağım, dua edeceğim. İlk başta Allah'ım, hatalarımı bana göstermeyi nasip kısmet et. Hatalarımı gösterdikten sonra da tövbe etmeyi, dua etmeyi bana nasip kısmet et. Dua ettikten sonra da kabul et ya Rabbim diye bolca dua edeceğim. Allah'ım bu gecenin yüzü suyu hürmetine kalplerimize İman doldursun ya Rabbim. Namaz kılmayan kardeşlerimiz başlasın, namaz kılsın. Tüm ümmeti Muhammed'e Allah dirlik, düzen versin. Tüm insanlığın üzerinden bu illet virüsü de alsın, götürsün. İnşallah az kaldı Ramazan ayı, şeytanın bağlandığı ay, mübarek ay. Çok az kaldı. Tabii insanı hüzün de basıyor. Gerçekten beni hüzün bastı. Ramazan ayı hemen hemen bitmek üzere. Yani güzeldi, güzel geçiyordu. İyiydi yani. Ne diyebilirim? Nasılsınız? İyi misiniz sevgili arkadaşlar? Bizler iyiyiz, gördüğünüz gibi. Yasaklı günleri İzmir'deki evimizin bahçesinde geçiriyoruz. İşte Ramazan, oruç, hatim falan derken böyle günler geçiyor. Sizler de iyisinizdir inşallah diyorum. Buradan tekrardan Ramazan girerken helallaşmıştım sizlerle. Bugün de helallaşmak istiyorum. Haklarınızı helal edin. Gerçekten hakkınız çok geçmiştir bizlere. Eğer benim de şu kadar hardal tanesi kadar, toplu iğnenin ucu kadar hakkım varsa helal olsun diyorum. Helallaşalım arkadaşlar. Ne olacağı belli değil. Belli olmaz yani. Hepimiz için geçerli. Ne yapacağız? Bayramda bayram geliyor önümüzde. Birazcık herkes olduğu gibi biz de birazcık hafiften tabii ki burukuz. Ama böyle olması gerekiyor. Bunun da bilincindeyiz sevgili arkadaşlar. Köye gidemeyeceğiz, yasaklı. Ama lakin bugün bu yarın tekrardan ilgili yerlere müracaatta bulunacağım. Sıcaklar da çok bastırdı İzmir'de. Beni biraz zorluyor. Daha önceki yıllarda anlatmıştım. Yani sıcakta benim burada, bu çok sıcakta klimayı açtığım zaman dokunuyor. Yani acayip oluyorum, hasta oluyorum. Yani köyün havası bana iyi geliyor. O yüzden de daha çok köye gitmek istemiştik sıcaklarda ama olmadı. Neyse, gene de diyorum Rabbim hayırlıysa gitmeyi kısmet etsin bize. Hayırsız olacaksa da kısmet etmesin. İllakinde bir şeyi Rabbim kısmet etmiyorsa da olsun olsun demeyeceğim.
Çünkü ne de hayır var ne de şer var, bilemeyiz. Böyle arkadaşlar, hepinizin kandilini, hepinizin Kadir gecenizi tekrardan tebrik ediyorum. Hepinize selamlar, sevgiler, saygılar, kucak dolusu şuradaki güzel gülleri hepinize gönderiyorum. Bu güller bizim değil, soldu galiba, şöyle yakından göstereyim. Gösterelim, zaten kocaldılar. Bizim güller kapımızın yanında. Bu gül karşı komşumuzun, Akıllı Mehmet eniştenin satıp gittiği yerin gülleri. Aslında çok güzel güller ama kokusu yok. Kokusuz güller bunlar. İşte böyle sevgili arkadaşlar, günler, vakitler böyle geçiyor. Rabbim hepimizi bu gecede uyanmaya nasip kısmet etsin. Uyandırmaya nasip kısmet etsin ya Rabbim. Hatalarımızdan uyanmayı. Ne bileyim, insan bilir kendisini, birilerine bir şey yapmış isek tövbe etmeyi nasip kısmet etsin. Ya Rabbim, aldatmaktan, aldanılmaktan sana sığınırım diye dua etmeyi nasip kısmet etsin. Ne kimseyi aldatalım, ne kimse de bizi aldatsın diye dua edelim. Gerçekten ne bileyim, birazcık herhalde çok böyle kandırıldığımız için ondan mı dertliyimde böyle bir dua çıktı ağzımdan. Aslında bir işe başlarken hep bu duayı ederiz. Bazen de neden dualarımız kabul olmuyor deriz ama belki de onda da vardır bir hayır diyelim inşallah. Kabul olmayan dualarımız da Rabbim öbür tarafta zaten mutlaka kabul olur. Öbür tarafta buluruz onun mükafatını diye düşünüyorum. Hepinize canı gönülden, şuramdan iyilik, güzellikler ihsan ediyorum. Güzel dileklerde bulunuyorum. Sizler de benim için güzel dileklerde bulunun. Şöyle bir dedim ki bugün kandil, vlog çekemeyeceğim. Çok işim var, yoğunum. Çok uzaklaşmıyor değil mi kamera Şahin? Yok, uzak değil. Ha, çünkü işe gidip geliyorum da, yani sabit olsun. Gülleri alsın diye ondan diyorum komple. Gülleri aldı baştan da. Şimdi ses sorunu var, fırtına var biraz ya, ondan sesim az gidebilir. Böyle vlog çekemeyeceğim, kandilinizi tebrik etmek için mini minnacık, hem de şu güzellikleri gösterme adına şöyle dedim, sizlerin yani Kadir gecenizi tebrik edeyim dedim. Anlayışınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi en güzeline, Yaradanıma emanet ediyorum. Sevgilerle kalın, hoşça kalın diyorum. Hatimleriniz kabul olsun inşallah diyorum. Gülleri size gönderdim. Alın, kabul edin, tamam. Hoşça kalın, sevgilerle kalın. Kandiliniz mübarek olsun değerli dostlarımız. Allah'a emanet olun. Hepinizin kandilini kutluyorum. Şahin Bey de, Şahin videoda sizin kandilinizi mübarek etti. Tekrardan Kadir geceniz mübarek olsun.